merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün elmalı kurabiyeler yaptım. Umarım sizler için hazırlamış olduğum videomu büyük bir keyifle izlersiniz. Evet, öncelikle elmalı kurabiyelerimin içini yaparak başlıyorum. 3 tane elmamın kabuklarını soyacağım. Rendeledikten sonra 1 çay bardağı şeker ve tarçınla pişireceğim. Evet, elmalarımı soydum bu şekilde. Şimdi elmalarımı rendeleyip etrafıyla rendeliyorum. Evet, tüm elmalarımı rendeledim gördüğünüz gibi. Şimdi şu şekilde tenceremi alıyorum. Üzerine bir çay bardağı şeker ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tarçın ekliyorum. Şimdi elmalarımı yumuşayıncaya kadar pişirmeye götürüyorum. Evet, gördüğünüz gibi elmalarım pişmeye başladı. Bu saldığı suyu tamamen çekinceye kadar pişireceğim. En sonunda içerisine ceviz ekleyeceğim. Elmalarım pişerken o arada ben cevizlerimi çekmek istiyorum. Bir su bardağı ceviz içi kullanıyorum. Çok ezilmeyecek şekilde, biraz diri kalacak şekilde çekiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ağza gelecek şekilde çektim. Elmalarım suyunu çektikten sonra bunu da ilave edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi elmalarım suyunu tamamen çekti. Hiç su kalmadı. Şimdi içerisine cevizimi ekliyorum. Çekmiş oldum. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Ve elmalı içimi soğumaya bırakacağım şimdi. Evet. Şimdi soğuması için kenarda alacağım. Elmalı kurabiyemin hamurunu yapmak için 250 gram tereyağımı yoğurma kabıma alıyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ekliyorum. Şimdi bu malzemelerimi şöyle bir karıştıracağım. Evet, malzemelerim güzelce karıştı. Şimdi içerisine 4 su bardağı un ekleyeceğim. Öncelikle 3,5 bardak ekleyeceğim. Kalan yarım bardağı duruma göre ilave edeceğim. 1, 2, 3 ve 3,5. Evet, gerek olursa bu yarım bardağı da ona göre ilave edeceğim. 3,5 bardak. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Evet, bu yarım bardağı da istiyor. Tam 4 bardak un kullanmış oldum yani. Bu yarım bardağı da ekledim. Evet, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel oldu. Ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi hamurumun üzerini kapatacağım. Buzdolabında yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Evet, hamurumu buzdolabında dinlendirdim. Şimdi hamurumu bezelere ayıracağım. Evet, 5 tane bezeye ayırıyorum. Evet, bezelerimi şöyle düzeltiyorum. Tezgahıma birazcık unlayarak bezemi merdane ile açacağım. Çok ince açmayacağım. Evet, gördüğünüz gibi servis tabağı büyüklüğünde açtım bezemi. Şimdi bezemi 8 parçaya keseceğim. Şöyle. Böyle. Böyle. Bıçakla da kesebilirsiniz. Ben tırtıklı rulette kesince kenarlar daha düzgün duruyor. O yüzden rulet kullanıyorum. Şimdi elmalı içimi de 5 parçaya ayırıyorum. Evet. Şimdi şu kısımlarını elmalı içimden pay ediyorum. İçin tamamen soğuması gerekiyor ki hamuru eritmesin.
Benim için de çok güzel bir şekilde soğudu. Evet, baştan bu şekilde elmaları pay edince bütün hepsine eşit miktarda kalıyor. O yüzden pay edin size yaparken. Evet. Şimdi şuradan tutup şöyle rulo şeklinde sarıyorum. Evet, bu şekilde. Tüm bezelerimi aynı işlemi yapacağım ben. Kurabiyelerim. Şimdi yağlı kağıt termos oldum. Tepsime yerleştiriyorum. Evet, üçüncü bezemi de ben yaptım bu şekilde. Tepsime yerleştirdim. Diğer iki bezemi yapana kadar bunu pişirmeye götürüyorum. Evet, kurabiyelerimi şimdi 180 derecede fırında pişirmeye götürüyorum. Evet, gördüğünüz gibi elmalı kurabiyelerimi çok güzel bir şekilde kızarttım. Şimdi üzerlerine pudra şekeri eliyorum bu şekilde ve servis tabağıma alacağım. Ve şu şekilde servis tabağıma alıyorum kurabiyelerimi. Çok güzel oldular gördüğünüz gibi. Evet, kurabiyelerim şimdi servise hazır. Evet, gördüğünüz gibi elmalı kurabiyelerim şu an servise hazırlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.